Merhaba, ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde araştırma görevlisi Gözde Özsezer Kaymak. Sanal gerçeklik uygulamalarıyla mindfulness uygulamalarının hemşirelikte kullanımı adlı çalışmamızı öğretim görevlisi Merve Ataç isimli arkadaşımla beraber hazırlamış bulunmaktayız. Bugün sizlere bu sunumu gerçekleştireceğim. Öncelikle farkındalık nedirle başlayacak olursak, farkındalık şu anda zihni yargılamadan ve anda kalarak bilinçli olarak odaklanma eylemi olarak tanımlanmış. Farkındalık kişinin şu andaki deneyimlerine merak, açıklık ve kabulle kendi kendini kabul etmesini ifade etmektedir. Farkındalık uygulamalarına baktığımızda hasta olmayan popülasyonlarda yapılan araştırmalar farkındalık uygulamasının depresif semptomları ve ruminasyonu azalttığını, klinik olmayan popülasyonlarda pozitif duyguyu, bağışıklığı, refah seviyesini ve dikkatini arttırdığını ifade etmekte. Yine mindfulness nedire bakacak olursak, farkındalık meditasyonunu temel alan müdahaleler ilk kez 1979 yılında Jon Kabat-Zinn ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş mindfulness temelli stres azaltma programı yani MBSR bu yaklaşıma dayanmakta. Yine Kabat-Zinn'in açıklamalarıyla. MBSR'a daha açacak olursak çoğunlukla kronik ağrı şikayeti yaşayan hastalar üzerinde özellikle stresi azaltmanın bir yolu olarak ortaya çıkmış olan bir yaklaşım olarak ifade edilmektedir. Farkındalık uygulamaları bireylerin deneyimlerine yönelik otomatik düşüncelerine ve uyumsuz duygu durum yönelimlerinin düzenlenmesinde pozitif etkilere sahip olduğu bilinmekte. MBSR'a bakıldığında bu yönüyle ruh sağlığı açısından yararlı olduğu görülmektedir. Yine araştırmalarda MBSR programına katılmanın sağlık hizmeti sağlayıcılarının stresini ve tükenmişliğini azalttığı belirtilmekte. Sanal gerçeklik yani VR gibi teknolojiler ruh sağlığı müdahalelerini geniş halk kitleleri için daha erişilebilir hale getirmiş. Yani herkes buna erişemiyordu ama VR teknolojileriyle birlikte daha da uygulanabilir hale geldiği biliniyor. VR son zamanlarda yine farkındalığı desteklemek için bir araç olarak kullanılmaya başlanmış. Hemşirelikte de kullanılmaya başlanmasının ve bu uygulamaların devam etmesinin artacağı yönünde görüşlerimiz mevcut. Yine ruh sağlığı açısından bakıldığında fobik bozukluklarda virtual reality teknolojileri kullanılıyor. VR'da maruz kalma aslında anksiyete bozukluklarının tedavisinde ve özellikle belirli uyaranlara sahip durumlara maruz kalma yoluyla belirli fobilerin tedavisinde etkili oluyor. Yani sanal gerçeklik maruz kalma terapisi ismi veriliyor buna da. Fobik bozukluklar durumunda sanal gerçekliğin kullanılması imkansız olan deneyimleri de mümkün kılmakta. Örneğin uçak fobisinin yenilmesinde ya da örümcek fobisinin yenilmesinde sanal gerçeklik teknolojileri kullandığı zaman bunların tedavisinde etkili olduğu araştırmalarca kanıtlanmış. Bir araştırmaya bakıldığında VR maruziyetinin hem anksiyete bozukluğu olan hem de anksiyete bozukluğu olmayan hastalarda anksiyete ve korku tepkilerinin psikofizyolojik semptomlarını örneğin ektodermal aktivite açısından bakılacak olursa ortaya çıkardığı ve değiştirdiği deneysel gerçekçilik açısından da çok etkili olabileceği gösterilmiş. Yine sanal gerçeklik teknolojileri ruh sağlığı açısından yeme bozukluklarında da kullanılıyor. 1990'lardan beri yeme bozukluklarının tedavisinde sanal gerçekliğin kullanımına ilişkin ilk çalışmalar yapılmış. Sanal dünya aracılığıyla aslında iki vücut görüntüsünü karşılaştırmak mümkün. Hastanın vücudunun objektif ölçümünden elde edilen gerçek görüntü ve hastanın nasıl göründüğünden yola çıkarak öznel tarafından algılanan görüntü karşılaştırılıyor. Sanal gerçeklik negatif bir vücut görüntüsünü değiştirmek için olası bir araç olarak kabul edilmiş yeme bozukluklarında. Dikkat toplamada da virtual reality teknolojileri kullanılıyor.
Asati ve Miyachi'nin çalışmasında birden fazla hedefi olan bir okçuluk oyunu da dahil olmak üzere özel olarak rahatlatıcı bir sanal gerçeklik ortamı oluşturulmuş. 12 katılımcının dikkat süresi VR seansından önce ve sonra bir aksiyon olmayan video oyunu skoru ve Muse kafa bandı EEG sinyalleriyle test edilmiş. 10 dakikalık VR oturumu katılımcıların deneyimlerine göre puanlarını arttırmış. Muse kafa bandı verilerine göre katılımcıların VR deneyimlerinden bağımsız olarak sakinlik puanları artmış. Deneyden sonra tüm katılımcılar günlük aktivitelerine devam etmek için rahatladıklarını bildirmişlerdir. Dolayısıyla dikkat toplamada VR teknolojilerinin etkili olduğu da görülmektedir. Asıl önemli olan bizim konumuzla ilgili olan kısımları stres azaltmada sanal gerçeklik kullanımı. Bu çalışmaları araştırmalarla desteklenmiş. Yine baktığımızda Shaw ve arkadaşları katılımcıların streslerini azaltmada yardımcı olarak eğitim için sürükleyici bir sanal ortam olan meditasyon odası tasarlamışlar. Uyarılmayı izlemek için biofeedback sensörleri benimsenmiş ve bu veriler görsel varlıkları etkilemiş. Sonuç olarak katılımcılar sürekli değişen görsel bildirimi gözlemlerken kontrol grubunda tek başına biofeedback'ten daha etkili olan stres seviyelerini başarıyla yönettiği de görülmüştür. Yani stres azaltmada VR teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaya başladığını ifade edebiliriz. Yine başka bir çalışmada Chow ve May 2014 yılında farkındalık meditasyonu sırasında dikkatlerini dağıtmaya çalışmadan zaman içinde kullanıcının ilgisini korumak amacıyla bir VR uygulaması tasarlamışlar. Katılımcıları dikkatli bir şekilde meditasyon yaptığı için ödüllendirmek adına Serenity adlı bir puan sistemi kullanılmakta bu çalışmada ve seans bittiğinde bu sistemle de katılımcılar ödüllendiriliyor. Kazanılan serenity miktarı kötü veya mükemmel performansa bakılmaksızın tamamlanan her dikkatli ders için sabit bir miktar. Kilidi açılabilir içerikler önemli burada. Bunlar önlem olarak kullanılıyor ve serenity ödül sistemine entegre edilmişler. Farklı meditasyon derslerine sahip yeni farkındalık sahneleri önceden belirlenmiş miktarlarda serenity ile açılmakta. Zamanla Serenity ödül olarak da yeni derslere dönüştürülmekte. Bunun yanı sıra emotif EEG başlığı her dikkatli oturum sırasında her kullanıcının duygusal ilerlemesini de takip ediyor. Gerçek zamanlı olarak soyutlanmış görsel geri bildirim sağlıyor. Katılımcı gevşedikçe ve nefes alıp vermesi yavaşladıkça içsel hislere odaklanmaya başladığında emotif EEG meditasyon puanlarını ve katılımcıların sakinliğini diğer duygusal durumları da takip edebilmekte. Görselde gördüğümüzde yine Serenity adlı puan sistemi kullanılan bu farkındalık meditasyonun VR uygulamasından görünen bir kesit. Yine stres azaltmada etkinliği gösterilmiş olan bir çalışma. Bunun yanı sıra Hiatus diye bir sistem de var. Bu da VR stres azaltmanın mobil uygulaması. Uygulama gerçek zamanlı biofeedback kullanılarak MBSR için bir öğretim aracı olarak görev görüyor. Uygulama hem tedavi sırasında hem de sonrasında hastaların stresini azaltmak için tasarlanmış. Hiatus sistemi kullanıcıya yaklaşık 20 dakikalık seanslarla MBSR meditasyonunu uygulamaya başlarken doğru nefes alma yöntemini de öğretiyor. Deneyim sırasında kullanıcı uçmak istediği yöne bakarak büyük bir ağacın etrafında yavaşça uçabilmekte. Görselde görünen ağacın etrafında olduğunu söyleyebiliriz bunun. Kullanıcılar nefesini verdiklerinde basınç sensörü aracılığıyla iletilen veriler sayesinde sanal dünyada sırtında hafif bir rüzgar hissediyor ve hızlarını geçici olarak arttırıyor. Bu çalışmanın sonucunda da hiatus sisteminin stres azaltmada etkili olduğu görülmüş. Yine Crescentini ve arkadaşlarının tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmada katılımcılardan 8 haftalık bir farkındalık meditasyonu kursu tamamlandıktan sonra stres çağrıştıran VR senaryolarını gözlemlemeleri isteniyor ve bundan sonra durum farkındalığında bir artış ve stres tepkisinde de azalma olduğu belirtilmiş. Yanı sıra
VR mindfulness uygulamasının stres ve kaygı azaltma terapisi etkinliğine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 8 katılımcının mindfulness eğitmeni ve 3D VR kulaklıkları olmasına rağmen bir web arayüzünden oluşan bulut tabanlı bir sistem geliştirilmiş. Mindfulness eğitmeni kulaklık kullanarak katılımcılar ile web arayüzü üzerinden iletişim kurmakta, web uygulaması ile sanal odalarda 360 derecelik videolar ve gerçek etkileşimlerle veya bağımsız meditasyonlarla grup oturumları gerçekleştirmiş. Mindfulness programı geliştirilmiş sanal ortamlar için özel olarak 8 haftalık MBSR kursu olarak tasarlanmış. Katılımcıların çalışma sırasında daha yüksek yaşam doyumu seviyesine ulaştığı ifade edilmiş. Ayrıca VR mindfulness uygulamalarının kullanımı kolay ve kullanıcı dostu ve çeşitli gruplar için uzaktan farkındalık eğitimi için kullanışlı olduğu da vurgulanmış. Bunların dışında Seabrook ve arkadaşlarının gerçekleştirildiği kontrollü bir deneyde, 37 katılımcıya sahip olan bir deney bu, bir VR mindfulness uygulaması kullandığı pilot çalışma, durum farkındalığındaki büyük ve istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu ve VR uygulamasının farkındalığı desteklemede başarılı olduğu belirtilmiş. Yine mindfulness ve VR'a bakıldığında klinik olmayan bir popülasyondan uzman meditasyoncularla yapılan bir değerlendirmede VR destekli bir farkındalık uygulamasının durum farkındalığını ön testten son teste kadar arttırdığını, üzüntü ve kaygı duygularını azalttığını ve gevşeme duygularını da arttırdığını göstermiş. Yine Navarro Haro ve arkadaşları tarafından yapılan birinci basamakta yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisine yönelik farkındalık temelli müdahalenin VR davranış terapisi uygulaması olarak ve olmadan yapılan çalışmada VR'ın yaygın anksiyete bozukluğu için farkındalık temelli yaklaşımlar sunduğu tedaviye bağlılığı ve farkındalık uygulaması için motivasyonu arttırmak adına iyi bir araç olabileceği ifade edilmekte. Yine Çandasiri ve arkadaşları 2019 yılında klinik olmayan 32 kişilik yetişkin bir örneklemde nefes odaklı bir farkındalık uygulaması ile eşleştirilen VR'da sunulan bir plaj sahnesinin çok yönlü bir video kaydını değerlendirmişler ve VR kullandıktan sonra durum farkındalığının önemli ölçüde arttığı bulunmuş. Yine Kosinen ve arkadaşların sanal gerçekliği nörofeedback ile birleştiren bir nöroadaptif sanal gerçeklik meditasyon sistemi olan RelaWorld isimli bir çalışma sunmakta. Başa takılan bir ekran kullanarak kullanıcılar meditasyon egzersizleri yapmakta ve sanal bir dünyada yükselmekteler, görselde görüldüğü üzere. Sistem EEG yoluyla kullanıcıların beyin aktivitesini gerçek zamanlı olarak ölçüyor ve konsantrasyon ve gevşeme seviyesi için tahminleri hesaplıyor. Değerler daha sonra sanal gerçeklik olan uygulamayla eşleştiriliyor. 43 denek kullanılmış bu çalışmada ve RelaWorld sisteminin derin bir rahatlama sağladığı belirtilmiş. Sonuç olarak çalışmalar sanal gerçekliğin farkındalığı ve refahı iyileştirmede kullanım potansiyeli olduğunu göstermekte. Farkındalıkla ilgili sanal gerçeklik oyunlarında nörofeedback'in kullanılması gelecekteki uygulamalar için umut verici olduğu belirtilmiş. VR gibi yeni teknolojilerin biz hemşirelerin hemşirelik uygulamalarında ve hemşirelik eğitiminde benimsenmesinin artmasının hemşire-hasta ilişkilerini olumlu yönde değiştireceği potansiyel faydalar sunacağı düşünülüyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere Çanakkale'den selamlar, sevgiler.